Sağlıkçıların ardından son dönemde eğitimciler de çok sık şiddete maruz kalmaya başladı. Son olay İstanbul Ümraniye'den. Kız kardeşinin sınıfta kalmasına tepki gösteren bir maganda okulu bastı. İki öğretmeni öğrencilerinin gözü önünde darp etti. Ben arkadaşa yumruk atmış, öğretmenler odasını dağıtmış, masalar, sandalyeler kırılmış. Mevzu sınıfta öğrenci kalıyor. Abisi de öğretmenimize böyle bir şiddette bulunuyor. Öğretmenin durumu nasıl? İyi. Eti senin kemiği benim dönemi bitti. Sınıfta kalan kardeşi için okul bastı, öğretmen dövdü. Çok üzüldük çünkü meslektaşımız emek sarf etmiş bir insan. İşte burası öğretmenin yumruklu saldırıya uğradığı İstanbul Ümraniye'deki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Saatler 11'i gösterdiğinde işte bu lisede okuyan bir kız öğrencinin abisi okula geldi. Ya benim babamın arkasından koşamazsın. Öğretmenle konuşmaya başladı ama çok geçmeden o yumruklu saldırı gerçekleşti. O anları sınıfta bir başka öğrenci kayda aldı. Birçok dersten zayıfı olan kız öğrencinin abisi İbrahim Durmaz, diğer öğrencilerin gözü önünde öğretmene saldırdı. Son güne geldiğinde bütün sorumluluğu öğretmene atmak da vicdanlı bir yaklaşım değil. Öğretmenimize yapılan şiddeti kınıyorum. Saldırgan önce matematik öğretmeniyle karşı karşıya geldi. Bir süre konuştuktan sonra matematik öğretmenine yumruk attı. Ardından araya müzik öğretmeni girdi ama maalesef o da yumruktan kaçamadı. Olayın ardından iki öğretmen hastaneye gitti ve darp raporu aldı. Saldırıya uğrayan iki emekçi öğretmen çok üzgün. Aynı okuldaki meslektaşları da şaşkın. Tek istekleri öğretmeni şiddetin caydırıcı cezalarla önüne geçilmesi. Yan okulda öğretmenim tabii ki çok acı. Böyle bir şey kabul etmemiz söz konusuydu. O saldırgan öğretmeni darp ettikten sonra yine öğretmenler odasındaki masaları da devirdi. Orada da o şiddete devam etti. Okuldan hızlıca uzaklaştı ama şikayetin ardından çok geçmeden ekipler onu, polis onu gözaltına aldı. 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri yaşananlara tepki göstermek için eylem yapmaya hazırlanıyor.